Herkese merhabalar sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 15-21 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Kolektifin hayrına olsun, bütün dualarınız, dilekleriniz bütünün hayrına kabul olsun diyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakın fincanınıza. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir dileğiniz var. Böyle açığa çıkartacaksınız. Yani bunu söyleyecek olabilirsiniz. Her an böyle bir şeyler açıklandı, açıklanacak. Hani böyle şey vardır ya. Yumurta kapının ağzına dayandı. Oldu olacak. Açıklandı, açıklanacak. Başvurduk, vuracağız. İşte her an flörtten sevgililiğe geçebiliriz. Yani bekliyorum yarın bugün bir şey olacak gibi. Yani böyle çok kısa bir zamanda gerçekleşmesini beklediğiniz hem sizin tarafınızdan evet söylenebilir, sizinle alakalı olabilir ya da hanedeki birisi ya da haneye katılmasını beklediğiniz birisi varsa onunla alakalı belki doğuma gün sayıyorsunuz. Hani bunun gibi her an olabilecek bir olayınız var. Çok güzel. Çünkü bu olay olduğu anda açıklandığı, söylendiği, cevap geldiği anda bakın sanki önünüz aydınlanacak. Çok böyle dalgalı bir denizde geminizi yürütürken böyle sakin sulara geçmiş gibi oh be sonunda önümüzü görebiliyoruz. O çalkantılı dönem bitti ve gelecek kısmında bizim için bir aracın kepçesi, nasıl kar küreme aracı o karları sağa sola çeker ve siz ilerlersiniz. Aynı öyle yolunuzu açan, önünüzü açan o engelleri önünüzden kaldıran bir şey var. Yani hem insan anlamında bir yardım olabilir. Hem de dediğim gibi bir şeylerin açıklanmaması, bir şeylerin hani olmaması da bir engel. Dediğim gibi doğum olmazsa bir sonraki aşamaya geçemezsiniz. İşte onun olmasıyla vesaire sizin bir sonraki aşamaya bir geçiş durumunuz görünüyor ve muhtemelen de şu içinizdeki karanlığı alabilir. Yalnız şurada gözün alt kısmı var. Yani birazcık göze nazara açık doğduğunuz bir dönem. Dediğim şey çok güzel bakın. Söylediğim şeyler çok güzel. O yüzden biraz kıskançlıklar işte bu kova burcunda oldu. O hak etmiyor. Benden iyi olmadı. En çok ben hak ediyorum. Gibi böyle çok uzaktan da iyi bakın. Gene çünkü bu kıskançlık hane ya da hane insanları. Işte sürekli evinize girip çıkan çok dibinizdeki bir kişiden gelebilir. Yani uzun zamandır görüşmediğiniz birisi falan değil. Onu da söyleyeyim. Yani gene bir yakınınızın ufak bir kıskançlığı görünüyor. Buraya geldiğimde burada bir kişi var. Yanının önünde de böyle daha küçük bir insan görüntüsü var. Tabii ki bu en başta aile içi konuları anlatıyor. Bilemiyorum şimdi belki boşanmışlık var. İşte çocuğunuzu göremiyorsunuz, çocuktan uzak kalma bir durum vardı. Şimdi bununla alakalı olarak çocukla görüşme, çocuğunuzla barışma, büyükü ziyareti, büyüklerin küçüğünü ziyareti, akrabaların gelmesi, gitmesi gibi bir olay olabilir. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, bu dönemde sizin ya da halindeki bir kişinin yani çocuğu gibi baktığı bir demek ki işi var. Şimdi çocuğa ne yapıyorsunuz? Emek veriyorsunuz. Haliyle de bu da aynı şekilde çok emek verilmiş bir şey ve buradan çok şey bekleniyor. Ve bu biraz kazanç durumu gibi. Demek ki bu kadar çok ilgilenilen, hani emek verdim, yatırım için kendi özel isteklerimden vazgeçtim. Yani bunların bir karşılığının aslında alındığı, sabrın sonu selamet ya. Aynı bunun gibi bir durumunuz görünüyor. Yani ben bu kadar acı çektim, yük kal, yük vardı sırtımda. Boşuna mı? Demek ki boşuna değil. Şimdi buraya geldiğimde bakın çok önemli bir olayın üzerinden yükseliyorsunuz. İki tane toplu bir şeyiniz var. Yani iki tane toplu para olabilir, ev olabilir. Biri sizindir, biri partnerinizindir. Yani böyle iki tane toplu bir şeyiniz var. Para da olabilir. İşte dediğim gibi düğünler sonuçta toplu bir ortam. Çok fazla kağıtlar, evraklar, işte ders kitapları çok fazladır. Belki çok fazla sayfalı bir mahkeme olayı, bunun gibi bir yeşeyi imza attığınız zaman arkası mesela ameliyat olacağı zaman bir sürü kağıda imza atıyorsunuz. Bunun gibi olaylarınız olabilir. Veyahut da tek bir kağıttır, Tapu gibi ve hani çok değerlidir. Bu şekilde ya da bir sayfa bir görüntüdür internette. Ama içindeki bilgi çok önemlidir. Yani bütün işinizin gücünüzü onunla halledersiniz. Bunun kadar önemli bir kağıt da olabilir bakın. Bunların üzerinde gene iki kişisiniz ve sanki bir kuş uçuruyorsunuz. Göğe doğru bir kuş uçurma durum var. Bir süreden beri gözleriniz kapalı olmasına rağmen yani baht baht göremiyorum. Hiçbir kısmet göremiyorum. Bir şeyler yapıyorum, sonucunu ben göremiyorum. Beni biri mi seviyor? Hani nerede ben göremiyorum gibi bir şeyleri göremiyorsanız, fark edemiyorsanız hiç ilerleyeceğimi düşünmüyorum. Ben o günleri herhalde göremeyeceğim artık. Dediğiniz bir şeyler varsa bunun üzerinde bir olay ve dediğim gibi iki kişi özellikle yükselip Ha, çocuğunuzun gündemidir ama çok yanında olduğunuz için sanki siz de onunla beraber hareket ediyormuş gibi olabilirsiniz. Onun mutluluğu sizin mutluluğunuzsa ister eş olsun, ister partner olsun fark etmez. Bakın beraber bir kuş uçurma durumunuz var. Yalnız bu kuş uçurma olayı büyük bir mutluluğun gelmesiyle alakalı haber gönderme, haber bekleme olaylarını anlatıyor. İçerisinde U, L harfi olan, bir de S harfi olan bir kişi olabilir. Özellikle ayın 9'u civarlarında, yani 9'lu vakitlerde yani ayın 19'u ama 29'una kadarki süreci de alalım. Yani net tarih vermek doğru olmayacak. Bu tarihler arasında özellikle bir durum var. Hani çok haftanın başı değil. Buralarda böyle taşlaşmış bir olay var. Yani taşlaşmış bir kalp çözülebilir. Birisi izin vermiyordur. Hayır sakın bana bir şey söyle. Katiyen seni dinlemiyorum. Kat Katiyen olmaz. Hayır izin yok bilmem ne. Her yani böyle çok önünü kesen bir insan varsa işte dediğim dedik çaldığım düdük bir olay varsa buralarda bir açılma olayı var ve içinde bu harfler olabilir. Onun haricinde özellikle U ve L harfleri çok bariz belirgin görünüyor. U harfi geri dönüş almaktır. L harfi de bir şeyleri hak etme manasına geliyor. Ve birazcık yön değiştirilebilir. Hani demek ki ben burada hak ettiğim ilgiyi görmüyorum. Hak ettiğim parayı almıyorum. O zaman iş değiştireyim. Bunun gibi burada işte hak ettiğimi alıyorum. Olayları olabilir. Yani biraz karar değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Üst tarafta da Böyle herkes sanki bir şeyler kovalıyor. İnanılmaz bir kalabalık. Özellikle arkadaşlar ikili zamanlarda yani ayın 20'si 21'in itibariyle biraz daha bir şeyleri kovaladığınız yerde bir sonuç alabilirsiniz. Bir treniniz sanki devam ediyor yani bir araç sanki böyle ilerleyecek gibi görünüyor. Ama özellikle de bakın böyle bir bereket olayı file benziyor çünkü yatmış bir file benziyor. Bir başlangıç yapacaksınız ama bunun için ya aşkınız yok ya paranız yok bakın sağlığınız yok demiyorum. Ya aşk yok ya para yok. Bu bir tamamlanma dönemine girebilir. İstediğinizi aldıktan sonra sürecinize devam edebilirsiniz. Özellikle yarım kalan konularda bir yolculuk olayınız olabilir ama bakın konuşuyorsunuz. Sadece bu olayı konuşuyorsunuz. Daha ortaya bir şey çıkmamış. Çünkü e, emin olamadığınız şeyler var. Ya yani bu işte para yatacak mı? Kaç para yatacak? İşte dediğim gibi belki hastalıklı, sağlıklı, başka olaylarınız var onların önce olması gerekiyor. Ondan sonra siz bir şeylere sanki gidebileceksmişsiniz de şimdiden bunun konuşmaları yapılıyor gibi bir olayınız var. Şuralar birazcık karanlık. Bu da sizin geçmişten artık tamamen kopmaya çalıştığınızı, geçmişi toplama, geçmişi düzeltme, geçmişteki özellikle şu şekilde gördüğünüz yılan tipli insanlardan bakın görüyor musunuz ağzını? Bir kurtulma durumunuzu anlatıyor. Özellikle de dokuzlu zamanlar. ya dokuzlu zaman çok önemli. Niye biliyor musunuz? Bakın burada bir kuş var. Size bu kadar güzel bir kuş baş kısmı görünüyor. Haber getirmesiyle beraber dokuzlu vakitlerde bu yılanın sanki ağzı mağazı kapanıyor. Diyelim uzun zamandır size dedi ki hamile kalamıyorsun. Hiçbir işe girip de tutunamıyorsun. Uzun zamandır işte hiçbir şey de yapamadın, edemedin, başarısızsın, beceriksizsiniz. İşte söylesiniz, böylesiniz. Birileri konuştu konuştu ama gelen haber ki özellikle iki kişiden ya da iki farklı kurumdan gelecek haber o kadar güzel ki bu kişinin ağzını açık bırakabilir. Ve size doğru, sağa doğru ay canım ben öyle demek istemedim deyip burada açık olan ağzı burada kapanıyor. Görüyor musunuz? Yani birilerinin ağzını bir kapatma olayı var yani hangi konuda bana bir hani güzellik gelir diye merak ediyorsanız kim sizi ne konuda eleştiriyor? Evlenemediğiniz için mi? İyi bir ilişkiniz olmadığı için mi? İş için mi? Sağlık açısından mı? Fiziksel durumunuzdan dolayı mı? Neyden dolayı çok eleştiri alıyorsanız böyle hani bana iyilik yaptığını söyle. işte, canım ben senin iyiliğin için söylüyorum. Hayır sen baya baya bir yılansın ve benim moralimi bozuyorsun. Dediğiniz ne konu varsa İşleri başarıdır, kariyerdir. Bakın ağzı kapanmış. Demek ki siz bu konularda büyük bir mutluluk yaşayabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Burada bir ayak var. Bu ayak çok güzel bir devam durumunu anlatıyor. Yarım kalan ilişkiyi devam ettirir. Para kazanıyordunuz, yarım kaldı. Bu bir devama bağlanır. İşte eğitiminiz kazanamadığınız için değerim zamanda yarım kaldı. Bu dönemde tekrar bir devam durumunuz olabilir. Yalnız tek bir sıkıntı var. Aslında sağ tarafta olduğu için sıkıntı değil, bir tamamlanma olarak alıyorum. Burada kuş gibi görünmesine rağmen bir kanat bu. Yalnız yarım kalmış, sadece birisi hani böyle bir destek oluyor. Ee, özgürlüğünüz bir parça kesilebilir. Bu özgürlüğün kesilmesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Diyelim evli değildiniz, daha özgür davranıyordunuz. Evlilik olaylarının olması biraz sizi kısıtlayabilir. Gün içerisinde istediğiniz yere gidiyordunuz, geliyordunuz. Şimdi iş olduğu zaman öyle istediğiniz yere, kafanıza göre gidemezsiniz. Yani o belirli saatlerde orada kalacaksınız. Ne oldu? Özgürlüğünüz kısıtlandı. Bunun gibi o serbest dolaşımınızı bir tık azaltan olaylar olabilir. Yani onu söyleyeyim. Hani dediğim gibi sağ tarafı kötü yorumlamak hiç doğru değil. O yüzden ben de elimden geldiğince iyi yorumlarım. Şurada birisi var görüyor musunuz? Aynı Şahmeran. Şuraya bir fotoğraf koyacağım. Ya da şu tarafa koyabilirim. Görünsün diye. Bakın. Aynısı. Yatış pozisyonu. Aynı. Çok fazla o kısmı yorumlamak istemiyorum ama çok güçlü bir dilek. Aşırı güçlü bir dilek. Ve arkadaşlar kimseyi düşünmeden yapılan bir dilek. Yani ben işe gireyim de kim girmiş kim girmemiş umurumda değil ben kazanayım da ki ne yaparsa yapsın benim çocuklarım kazansın gerisi isterse kırılsın bana ne. Yani bunun gibi bir olayı anlatıyor. Biraz bencil demeyeyim ama o kadar güçlüdür ki hani siz diyelim birisini seviyorsunuz. Sizin hayatınızda olmasını istiyorsunuz. Tamam sizin hayatınızda olacak. Bu sizin dileğiniz. Diyelim kabul oldu. Ama arkada başkaları üzülecek ya da bir başkası üzülecek sizinle beraber olduğu için. Bana ne kardeşim? Beni ilgilendirmez benim dileğim. Onun benimle olması, onun benim partnerim olması, onun bana geri dönmesi. Belki başkalarıyla sırf size dönmek için kavga edecek. İşte o kadar güçlüdür ki biraz bencilliğe girebilir. Yani çünkü çok güçlü bir niyet arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sizin bir işe girmeniz başkasının işten çıkarılması belki de. Tabii ki diyeceksiniz yani ne yapabilirim artık yani <laughs> benim yapacağım şey yok. Evet ama ben burada sadece onun gücünü anlatmaya çalışıyorum. Bu arada bu pasta gibi bir şey olmuş. Görüyor musunuz pastayı? Yani bu ne şey arkadaşlar? Siz demek ki çok sıkıntılı bir sağlık ya da çok büyük bir dolandırıcılık. Yani öyle bir şey yaşamışsınız ki hanenin içerisine açmıyorsunuz bile. Yani kalın tül, kalın perdeyi çekmişsiniz, tül perdeyi çekmişsiniz, fon perdesini çekmişsiniz. Tamamen haneyi kapatmışsınız. Sanki evinize misafir almak bile istemiyorsunuz. Bir de şurada bir tane göz olsa yani iki göz bir ağız yani gülen surat çıkacak. Ama bakın gözü düşmüş görüyor musunuz? Varmış aslında sanki de gözü düşmüş gibi görünüyor. Şöyle söyleyebilirim burayla ilgili. Bir hani nazar gözden bahsettim ya çok fazla bahsetmem ama birinin hani gözü olanın gözü çıksın deriz ya aynen gözü olanın gözü çıkıyor. <laughs> Öyle yorum yapabiliriz. Çok da bunu detaylandırmaya gerek yok. Şimdi niyetinize baktığımda inanılmaz hızlı ilerliyor. Tam da hanenin içerisinden akıyor. Bu hem haneye çok büyük faydasına dokunması anlamına geliyor niyetinizin hem de tam böyle istediğim gibi oldu. Tam yani yüreğimden öyle geçiyordu ve öyle oldu. Hani Rabbim gönlüme göre verdi diyebileceğiniz bir insan olur, iş olur, durum olur bunu anlatıyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.